6 farklı şeklin ikişer kopyasını görüyorsunuz. Bu şekilleri merkezleri etrafında 180 derece döndürdüğümde hangilerinin aynı kalacağını, değişmeyeceğini bulmak istiyoruz. Hemen 2 tane örnek yapalım. Mesela burada aynı kareden 2 tane var. Bunlardan birini alıp 180 derece döndüreceğim ve bakalım ne göreceğiz. Bu kareyi merkezi etrafında 180 derece döndürelim. Bu 90 derecelik bir döndürme ve bu da 180 derece. Ne oldu? Şekil aynı kaldı. Birinci kare ile 180 derece döndürdüğümüz ikinci kare arasında hiçbir fark yok. Şimdi bu yamuklara bakalım ve birisini döndürdüğümüzde ne olacak görelim. 90 derece, 180 derece. Gördüğünüz gibi yamuklar artık aynı değil, ortaya farklı bir şekil çıktı. Burada taban kısa, üst kenarsa uzun ama daha önce taban uzun, üst kenar kısaydı. O halde bu yamuğu 180 derece döndürdüğümde aynı şekli elde edemedim ve baş aşağı edilmiş bir şekille karşılaştım. Hadi şimdi videoyu durdurun ve kalan şekilleri 180 derece döndürdüğünüzde yine aynı şekle ulaşıp ulaşmayacağınızı kendi başınıza bir düşünün. Yıldıza benzeyen şu şekle bir bakalım. Kafamda şu şekilde canlandırmaya çalışacağım. Yıldızın merkezi burası ve döndürme işlemi bu merkez etrafında olacak. Ve şimdi yıldız üzerindeki herhangi bir noktayı alıyorum. Örneğin bu nokta. Bu nokta 90 derece dönünce buraya gelecek, 180 derece dönünce de buraya gelecek. Yani merkezin diğer tarafına. Bu noktadan merkezi olan uzaklığın aynısını diğer tarafta gidecek olursam, buraya gelirim. Kısaca bu şekil aynı kalacak diye düşünüyorum. Gelin kontrol edelim. 90 derece döndürüyorum ve 180 derece. Bakın aynı kaldı. Güzel. Sırada buradaki paralel kenar var. Paralel kenar. Merkezin burada bir yerde olduğunu düşünelim. Merkezle bu nokta arasındaki mesafeyi, merkezin diğer tarafında da gidecek olursam, bu noktaya ulaşırım. Aynı şekilde bu noktadan merkezi olan uzaklığı diğer tarafta da gidersem, buraya gelmiş oluyorum. Yani bu nokta buraya, bu nokta da buraya gelmiş oluyor. Bence paralel kenar da aynı kalacak. Bakalım. Bu 90 derece, bu da 180 derece. Merkezi etrafında 180 derece döndürdüğümüzde paralel kenar da aynı kaldı. Şimdi de bu üçgene bakalım. Üçgenin merkezi de buralarda bir yerde olmalı. Bu nokta ile merkez arasındaki uzaklığı diğer tarafta da gidecek olursak, buralara bir yere taşınır. Ve bu nokta üçgenin üzerinde bile değil. Bu nokta buraya, bu nokta buraya, bu nokta da buraya taşınacak. Sonuç olarak aynı şekle ulaşmış olmayacağız. Aynı şekle ulaşmış olmayacağız. Bunun doğru olduğunu kanıtlamak için gelin 180 derece döndürelim. 90, 90 derece ve 180 derece. Üçgen artık aynı üçgen değil. Ve son olarak bu şekle bakalım. 180 derece döndürdüğümüzde, bu nokta buraya bir yere gelecek, bu nokta ise buralarda olacak. Yani aynı şekle elde edemeyeceğiz. Yine de döndürme işlemini yapalım ve ne olacağını görelim. Ve işte 180 derece çevirdim ve gördüğünüz gibi aynı değiller. Eğer bu şekil yatay eksende simetrik olsaydı farklı bir sonuçla karşılaşırdık. Mesela bir paralel kenar ya da eşkenar dörtgenimiz olsaydı, o zaman aynı şekli elde ederdik. Yani burada daha simetrik bir şekil olsaydı döndürme sonucu aynı şekle ulaşırdık. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi bu mümkün değil. Yepyeni bir şekil ortaya çıktı.